Merhabalar Pocketto Gaming'e hoş geldiniz. Nintendo Switch'te Digimon Story Cyber Sleuth serimizin yeni bir videosu ile beraberiz. Evet arkadaşlar, önceki bölümde Mr. Navit'in hediyesini almak için arkadaşlarımızla buluşmaya Kavlun'a Galactica Park'a gelmiştik. Ve burada birden hacklenerek kendimizi de hacker olmuş bulduk. İlginç şekilde birden hikaye gelişti. Burada Nokia küstü, ben hiçbir şey yapmayacağım, burada kalacağım diyor. Ama Arata diğer taraftan, yani namı değer Blue Box, bir hayaletin peşinden koşturarak gitti. Şimdi buradan çıkışımız engellendiği için biz de yeni bir çıkış aramamız lazım ki Nokia, biz ve Blue Box buradan ayrılabilelim. Dolayısıyla hareket etmemiz gerekiyor. Arata'yı bulmam lazım. Bunun için daha iç taraflara gitmem lazım. Dikkatli olmalı. Hayalet çocuk. Anlaşılmayan bir takım işaretler. Bu da neydi böyle? Kavlun gerçekten söylendiği kadar tehlikeliymiş. Kim bilir burada başımıza neler gelecek. Acele etmeliyim ve Arata'yı bulup buradan gitmeliyiz. What's wrong? Hayalet görmüş gibisin. Neyin var? Hayalet görmüş gibisin dedi. Durum izah ediyoruz. Bir hayalet gördüm. Bana benzeyen bir hayalet gördüm. Bu herkesin bahsettiği Eden'in hayaleti olabilir. Ben yani o dünyadan değilim. Bu gerçekten beklenilmemiş bir şey olurdu. Rahatlayabilirsin, ben hayalet değilim, ben Eden'de gerçekten varım. Demek ki Digimon yakalama diye bir program eklendi vesaire. Hackerlar, mekliler. Burada hackerların Eden'de birbirinden çok farklı amaçları var. Kimisi sadece buradaki güvenlik açıklarını bularaktan report etme, yani bildirerek, yani bu işte güvenlik açığını tespit ediyor, güvenlik açığından bahsediyor, bunun karşılığını alıyor. Kimisi ise başkalarının account'larını çalıp paralarını çalma ve onların verilerini çalma üzerine kullanıyor. Kimisi ise sadece kendi yeteneklerini geliştirmek üzere kullanıyor. Sen ne tarz bir hacker olmalısın? Evet, demek ki sen henüz çatlamamış bir yumurta gibisin dedi. Hacker olmakta serbest. Sadece hani bununla ilgili bilgi sahibi olmadığımızı, nelerle ilgileniyorsun, neler yapıyorsun, Digimon Capture programı ile ilgileniyorsun. İşte bu program gerçekten özel bir program. O zaman senin yeni hackerlığını kutlamak için sana bir hediye vereceğim. İlk Digimon diyor. Digimon programı arkandalar. Burada 3 tane sevimli arkadaşımız var. Teriyermon, Palmon, Hagurumon. Bunlar üçü de birbirinden farklı Digimonlar. Bunlardan birini alabilirsin. Hangisini seçeceksin diyor. Ben
adorable type, animal type olan terrier molu seçeceğim arkadaşlar. Evet, ben terrier molu istiyorum. Bir, çok sevimli. İkincisi, yani bunların hepsinin arasında yanlış hatırlamıyorsam atak gücü en yüksek olan. Şimdi şöyle bir şey var. Burada Digimon yakalayabilmek için ilk önce onları taramalısın, scan etmelisin. Sonrasında bu elde ettiğin, taramayla elde ettiğin dataları convert edip Digimon programına çevirmelisin. Bu sayede dijital monsterlar, yani hacking programıyla birlikte ele geçmiş olur. Ama tabii yani bunların hepsi Digimon Capture programının bir parçası. Belli kurallar var. Bu kuralları takip edilmesi gerektiğinden bahsediyor bize. Your chosen Digimon program is still weak, but it will grow in power Digivolve. Seçtiğin Digimon programı zayıf dedi. Yani şu an terrier mi ondan bahsediyor. Ama zaman içerisinde güçlendirilebilir, yetiştirilebilir ve Digivolve'da daha hani güçlü bir program haline gelebilir. Ayrıca bu esnada biz de hacking skill'lerimizi vesaire geliştirmiş oluyoruz. Hackerlar serbest özgür ruhlara sahip olmalıdır. Bu sayede asla kaosa düşmezler. Bunu da unutmadım. Digimon Capture sana hacker status verir. Şimdi bunun kendi bir hacker grubu var ve bu Eden'deki hackerları bir araya getirerekten Eden'i korumak için, yani sunucuyu korumak ve burada kendi yeteneklerini rahatlıkla geliştirebilmek için oluşmuş bir topluluk. Digimon'u şu an istiyor musun dedi. Tamam dedi. Gerçekten kalbinden geçenleri söylüyorsun. Gururlu bir hacker olduğumu düşünüyor. Digimon yakalayacaksan diyor. Ele geçireceksen diyor. Tarayacaksın diyor. Sonra diyor taradıktan sonra işte bu deminden bahsettiğimiz muhabbeti tekrarlıyor. Olamaz. Bizim ufaklıkları kovaladı. Bu Digimon gitti. Neyse dedi. Hani başka bir Digimon bulalım dedi. Bir dakika bekle. Böyle bir Digimon'un bu alanda çıkmasından hani birazcık şüphelenmiş. Çünkü bu alanda çıkması için biraz yüksek level bir Digimon olduğundan bahsediyor. Buradaki hani düşük level hackerlara acaba bir kötü şaka olaraktan yapılmış bir eylem olabilir mi filan dedi. Ne? Bunun peşinden gitmek mi istiyorsun? Böyle bir güçlü Pokemon, Digimon'un pardon, peşinden mi gitmek istiyorsun? Bununla yüzleşemezsin, unutma dedi. Ama tabii biz vazgeçmiyoruz. Neden bu kadar takıldım buna dedi. İlginç bir tanesin diyor. Yani farklısın dedi. Gidip yardım edeceğim. Nihayetinde senin kararın. Tam da bizim kendimize arkadaş olarak seçtiğimiz partnere saldırmak üzereyken kahraman gibi araya girdik. Tanıdık bir ses, gerçekten değişik bir karaktersin, yeni bir parçasın dedi. Bize yardım etmek için geldi. İzle ve öğren. Gerçek bir hacker yeteneklerini bu şekilde. Yüksek seviye bir tabii onun neydi kaldı? Mega bir şey mon gibi bir şey. Ne olması lazım? Her yer monda bizimle birlikte savaşmaz.
Şimdi burada enemy stat, arkadaşımız statı ve yan tarafta da tur sıralama. Yani kim ne sıra olduğundan bahsediyor. Maviler dost, kırmızılar düşman, yeşillerse guest, yani bizimle birlikte savaşa katılmış olan olarak söyleyebiliriz. Bunları tamam biliyoruz. Bunları görmemize gerek yok. Şimdi düz vuruş yapacağım arkadaşlar. Thunderfall 3. Kurisarimo. Ve o kadar güçlüyüz ki hemen hallettim. Fazla bir şey yapmadık yani. Bütün yetenek arkadaşımızındı. Ve yeni bir skill öğrendik. Heal öğrendik. Çok hızlı geçtim orayı. Orayı görememiş olabilirsiniz. Bu gerçekten ender bir durum. Herhangi bir tarama yapıp veri elde etmekten Digimon yakalamak dedi. Biz evet herhangi bir tarama yapmadan veri elde etmeden bu Digimon'u elde etmiş olduk. Yani ilginç, bu muhtemelen alışılagelmedik bir durum. Şimdi artık ne istiyorsan yapmakta serbestsin ve ben gidiyorum dedi. Ben ayrılıyorum dedi. Burada Blue Box'ı, haritayı soruyor. Bu bölgeye doğru gitmiş olabilir diyor. Şu arka kısma. Bu Eden'in giriş alanının eski bir bağlantı noktası var dedi. Access point'i. Orayı kullanaraktan hani bu alandan da çıkabilirsiniz. Çünkü şu Firewall'dan bir tanesi bizim geri dönmemizi engelliyor ya. Orada da ayrıca bir logout zone var. Onu kullanabilirsiniz. Kendimi tanıtmadım bu arada dedi. Benim adım Yugo, Team Zaxxon dedi. Eğer top tier, yani üstün bir hacker olmak istiyorsan, üst seviye bir hacker olmak istiyorsan, o zaman bizi izlemeniz. Senin gibileri her zaman için kapımız açık. Teşekkür ederiz. Anyway, Arata ön taraftan gitti ileriki bölgeye doğru ama oradaki çıkışa gitmemiz lazım ama çıkışa gitmeden önce geride de Nokia bıraktık. Dolayısıyla Nokia'yı alarak oraya gitmemiz lazım. Dolayısıyla biz Nokia'nın peşine gidiyoruz. Burada da skill'leri nasıl kullanacağımızdan bahsediyor. Şimdi şöyle bir geriye dönelim biz. Bu Terriermon bizim peşimizden koşacak hep böyle. Ve Nokia. Connecting people. Bu ikisi nereye gitti? Acaba hackerlarla başlarda bir şey gelmiş olabilir mi? Agumon ve Gabumon. Sessizce hızlı dedi. Ve Nokia'nın çığlığı. Aa, ne yapıyorsa siz de nesiniz? Aa, konuşabiliyorlar. Bu çok sevimli. Benim adım Agumon, benim adım Gabumon. Agumon ve Gabumon ne kadar sıra dışı isimler, tuhaf isimler dedi. Tuhaf isimler dedi. Asıl senin ismin. Benim ismim tuhaf değil. Çok anlamsız bir muhabbet dönüyor aralarında ama sizin bu yani sevimliliğiniz, çekiciliğiniz hani beni çok etkiledi. Sersemletti hatta diyor. Ben de diyor işte diyor bir şeyin kokusunu alıyorum. Tanıdık bir şeyin kokusu.
Noki'yi utandırdılar. Aslında sen tuhaf olansın dedi. Biz geldik. Nereye gittin vesaire falan derken olamaz korkunç bir insan geldi diye kaçtı. Nokia her ne kadar durun onlar o benim arkadaşım dese de bu küçük arkadaşlarımız bizi dinlemeden koşarak uzaklaştı. Digimon mu bu küçük sevimli şey Digimon mu? Bunlar kötü programlara benzemiyorlar. Belki Digimon yakalamak o kadar da kötü bir şey değildir yani Digimon Capture yapmak. Violent yani saldırgan kötü vahşi Digimonlarda var mı? Bu süper düper korkutucu. O zaman Arata ileriki alandaysa hadi gidip onu bir an önce bulalım dedi ve sonunda Nokia'yı alıp peşimize takıp Arata'nın peşinden gideceğiz. Ama bu bölümlük bu kadar diyeceğiz. Bu bölümde ilk Digimon'umuza sahip olduk. İlk Digimon savaşımızı yaptık ve çok büyük yardım almış olmamıza rağmen kazanarak lan hikayeye başladık. Ve şimdi ileriki alana giderekten arkadaşımız Arata'yı bulup bu bölgeden Eden'in giriş alanına geçmek için kullanılan eski bir access point'e ulaşmaya çalışacağız. Ama bunların hepsi bir sonraki bölümde bizleri bekliyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.